şu anda üzerinde bulunduğumuz topraklar, Mezopotamya dediğimiz, yukarı Mezopotamya dediğimiz, dünyanın en verimli topraklarının bulunduğu bölgede bulunuyoruz. Bu topraklara ne ekerseniz onun misliyle size veren topraklar. Değerli arkadaşlar, Aşık Veysel biliyorsunuz, benim sadık yarim kara topraktır diyor. İşte tarih boyunca insanlığa kucak açmış bereketli topraklar, bizim aşkla, sevgiyle bir yar gibi baktığımız topraklar bu topraklar. Değerli basın mensupları. Aşık Veysel şiirin devamında şöyle diyor. Dileğim var ise Allah'tan, almak için uzak gitme topraktan. Cömertlik toprağa verilmiş haktan, benim sadık yârim kara topraktır. Değerli arkadaşlar, Bismil ilçemizde 1990'lı yıllardan bu yana, az önce tarla sahibimizin de ifade ettiği gibi, mısır tarımı yapılmakta. İlk defa bu tarlada, bölgede mısır üretimi demo olarak başlamış. Ama bugün geldiğimiz noktada 2019 ile 2020 arasında sadece Bismil bölgesinde yapılan mısır tarımına baktığımızda geçen sene 93 bin dönüm tarlada, dekar alanda mısır tarımı yapılmışken bu sene 162 bin dekara yükselmiş durumda. Ve Diyarbakır geleninde de arkadaşlar 380 bin dönüm mısır tarımı yapıldı bu sene. Bu iki il arasındaki artış neredeyse %100'e yaklaştı. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de mısır üretiminde dekar başına verimlilik 950 kilogram ortalaması var. Ama Bismil'de bu ortalamanın 1150 kilogram olduğunu görüyoruz. Ama bilinçli çiftçilerimiz, bugün üzerinde hasat yaptığımız bilinçli çiftçilerimiz, emeğini, alın terini, aşkını tarlasına aktaran çiftçilerimiz bu oranı 1800 kilograma kadar çıkarabiliyor. Bu da önemli bir verim arkadaşlar. Son yıllarda mısırdaki hem fiyat hem bu verimlilik çiftçimizi biraz pamuktan mısıra da kaymasına da vesile oldu. Değerli arkadaşlar, devletimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımızın çok ciddi destekleri de var mısır tarımıyla ilgili. Şu anda ton başına 30 liralık bir destekleme fiyatımız var. Yine dönüm başına çiftçimize gübre ve mazot desteği olarak da 29 liralık devletimizin bir desteği var. Çünkü az önce de ifade ettim arkadaşlar, sanayi ürünü olarak kabul edilen mısır ve pamuk gibi ürünlerin Türkiye'de ithalatını engellemek ve iç piyasadan, kendi topraklarımızdan ihtiyacımızı karşılayabilmek için Tarım Bakanlığımızın da çok ciddi bir gayreti var. Değerli arkadaşlar, mısır tabii sadece darısıyla değil, koçanıyla, yaprağıyla, samanıyla da çok değerli. Çiftçimiz kullanabildiğini kullanıyor. Bazen samana çevirip hayvanına saman olarak da kullanabiliyor. Ama şimdi bölgemizde yeni gelişen teknolojiler var arkadaşlar. Az önce hep beraber balyaları gördük. Önce hasat yapılıyor, daha sonra mısırın kalan sapı, samanı balya haline getiriliyor. Bölgemizde derikte bulunan biyogaz, biyokütle tesisleri var arkadaşlar. Derik'teki biyokütle tesisi, yine Bismil merkezde bir biyokütle tesisimiz var. Diyarbakır merkezde de bizim hayvancılık OSB'nin içerisinde de bir biyogaz tesisimiz var. Bu atıklar toplanıyor. Hem biyokütleye çevrilerek kalorifer ısıtmasında kullanılabiliyor veya yakarak elektrik enerjisi kullanılıyor, yapılıyor. Hem de biyogaza çevrilerek elektrik enerjisine dönüştürülebiliyor. Onun için artık ne olur, ne mısırın, ne buğdayın atığını, anızını, sapını, samanını tarlada yakmayalım arkadaşlar. Bugün belki bu tarla günü, bu hasat günü münasebetiyle bölge çiftçimize ve Türkiye'deki çiftçilerimize çağrımız olsun. Ne olur artık tarlanızı yakmayın. Tarlanızla beraber toprağınızı da yakıyorsunuz, bereketinizi de yakıyorsunuz. Sadece anızınızı değil, sadece artığınızı değil,
toprakta sizin için çalışan yüce yaratıcının toprakta var ettiği bütün canlıları yok ediyorsunuz. Börtü böceği yok ediyorsunuz ve toprağı organik olarak çok ciddi manada fakirleştiriyorsunuz. Hem havamızı kirletiyorsunuz, hem çevremizi kirletiyorsunuz. Ne olur? Artık bu atıklar bir ekonomik değer. Bunu kullanan, değerlendiren bölgemizde tesisler var. Ne buğdayın, ne mısırın atığını, anızını lütfen vatandaşımız yakmasın. Zaten arkadaşlar anız yakımının çok ciddi cezaları var. Biz takip ediyoruz. Anızını yakan çiftçimize de ceza uyguluyoruz. Ama bizim amacımız o değil. Biz tarlamızı korumak istiyoruz. Biz toprağımızı korumak istiyoruz. Toprağımızı ve bereketimizi yakmak istemiyoruz. Bu konuda çiftçilerimizin bize yardımcı olmalarını istiyoruz ve diliyoruz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, ben bugün katılmış olduğumuz bu tarla gününde, hasat gününde, bugünkü çiftçimizin nezdinde bölgedeki bütün çiftçilerimize emeğini, alın terini toprağa akıtan sevgiyle, aşkla, Aşık Veysel'in dediği gibi bir yar gibi, bir sevgili gibi toprağa yaklaşan bütün çiftçilerimize bereketler diliyorum. Rabbim bereketli kılsın. Rabbim bu topraklardaki aşkımızı, sevgimizi, muhabbetimizi, kardeşliğimizi bozmasın diye de dua ediyorum. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum.